Maskeleri takalım, sosyal mesafeyi koruyalım. Koronavirüs salgını artıyor. Bursa bu noktada zirveyi yaşıyor. Üçüncü zirvede önlemler de arttırıldı. Buna bağlı olarak İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. 4 gün süreyle kalabalık alanlarda tedbirler arttırıldı. Bunların arasında pazar yerleri de var. Biz de bugün pazar yerinin nabzını tuttuk. Vatandaş ve esnaf önlemleri ne şekilde alıyor? Tedbirlere uyuyor mu? Bunları gözlemliyoruz. Her şeyden kesebilirsiniz, gıdadan kesemezsiniz. Yani yemeniz lazım ki hayatta kalasınız. Onun için zaten pazarlarımızı gördüğünüz gibi bir yoğunluk yok pazarlarımızda. Yoğunluk neden yok? Gıdada bir sıkıntı olmadığı için, pazar yerlerimiz açık kaldığı için, halk marketlere ya da AVM'lere yönlendirilmediği için halkımız çıkıyor pazar yerlerinden, alışverişini rahatlıkla yapıyor ve sakin bir ortamda, açık bir ortamda, ferah bir ortamda, korona önlemleri kapsamında. Çünkü açık alan olduğu için en rahat alışveriş yaptığı halkımızın pazar yerleri, açık pazar yeri. Pazar yerlerimizde denetimler biraz daha arttı. Ne oldu? Emniyet girdi pazar yerlerimize. İşte polisler olsun, bekçiler olsun, kolluk kuvvetleri olsun. Şu anda denetimleri biraz daha artırdı. Esnafı etkilemez, müşteriyi etkiler. Ancak gelen çıkanlara, biz zaten her zaman tedbirimizi alan bir insanlarız. Bizim alacağımız önlem masajı, maskedir, başka da bir şey iklimimiz yok yani biz esnaf olarak. Çarşıya çıkmayın, pazara kalabalık alanda bulunmayın diyor. Yine dinlemiyorlar. İnsan ilk önce kendini koruması lazım. Kendini koruduğu zaman toplumu korumuş olur. Bu zincirleme bir olay. İlk önce kendimize bakmamız lazım. Kendimize baktığımız sürece genelleme düzelir. İşleri de etkiliyor. Etkilemiyor diyorsunuz ama ne yapacağım? Millet mutlaka yemesi lazım. Bir şeylerin alması lazım. Bu 4 gün süreç halk açısından iyi. Fakat bizim kendi halkımız biraz bilinçsiz davranıyor. Neden bilinçsiz davranıyor? %15'i maske kullanmıyor. Halk açıkta yapması lazım alışverişini. Kapalı alanlara girmesinler. Sakıncalı. 15 günden beri halkın korktuğundan dolayı alışverişe çıkmıyor. Çıkmıyorum zaten. 2 günlük ekmek, 3 günlük ekmek alayım çıkmıyor. Etkilemez olur mu? Her şeyin etkileri bu. Korona girdiğim bir hijyen sağlamak zorundayım. Zorundayım yani. Ben maske de alayım, yukarıda olayım. Burnumun altında değil yani. Yukarıda olacak böyle. İnsanlarımız duyarlı olsa kesinlikle daha hafif atlatırız. Pazarda şu an girdim. Gerçi tedbirler güzeldi. İnsanlarımızda zaten var maskeleri şeyleri. Mesafe olarak da birbirlerini koruma gayreti içindeler. Esnafın biraz işi düştü tabii ki. Azaldı satışlarımız. Vergilerimiz var. Bu var yani. Biraz zorlanıyoruz ama ne yapalım? Geçer inşallah diye bekliyor. Hani herkesin kendi sağlığı için etmek mecburiyetindeyiz. Şimdi sonbahar mevsimleri, kış, insanlar biraz dikkat etmiyor. Hastalığın önünü geçmek için bunları kesinlikle yapmamız gereken şeyler. Maskesi yok. Yasaklara uymadı. Uymayanlar da var yani, muhakkak var. Bir karar alınmıştır. İnsanların sağlığı için her türlü çabayı gösteriyoruz. Gösteriliyor ama biz insanlar maalesef bu uygulamalara riayet ediyoruz. Pazarın nabzını tuttuk. Hem esnafa hem de vatandaşa sorduk. Gördüğümüz kadarıyla tedbirlere uyuluyor, önlemler alınıyor. B Gazete'den aktaracaklarımız bu kadar.